Kız. İyi misin sen? Anam! Anam! Kadın düştü! Kimse yok mu? Kimse yok mu? Gelmeye vuruyor mu? Anam koş Allah aşkına, kadın düştü. Anam nefes alıyor. Allah aşkına koş, bir şey yap. Kadına bir şey oldu. Ne bileyim, buz kesmiş ellerim, elleri her yanım. Acil sağlık ekibi. C1356'ya acil sağlık ekibi. Aç! Tuvalete gidiyordum, bir baktım kadın böyle bir şey daha. Acil sağlık ekibi. Gittin mi almaya diyorsun? Ay Azra, Nila oldu Nila. Nila oldu. Anam millet kudurmuş, Allah ıslah etsin. Kadının biri aynı bizim yonca gibi böyle titreye titreye kriz geçirip pat diye önüme düştü. Aa, Kudret'in müşterisidir o. Zulasını patlattık ya, zombiye döndü hepsi. Olsun Kudret'e. Yolsuz kalmıştır şimdi o. Yo, niye kalsın? Vardır elinde malı. Ne vardır ya? Daha geçen gün o dandik mallarını dökmedik mi tuvalete? Ondan mı ibaret hasret kadının malları ya? Yapmıştır o planını. Yapmıştır. Zaten kara borsa yapar, bir fiyatları yükseltir. Bir de elindeki o keşlerle bir plan yapıyordur bize karşı. Çakal. Ne? Plan mı? Nasıl? Ne yapacak? O elemanları kaybedecek hiçbir şey yok. Ne yapacak? Kudurtacak, kudurtacak onları. Sonra bizim üstümüze salacak. Hazırlıklı olun kızlar. Kudret ordusunu kuruyor. Sonra? O sarışının işini bitireceksin. Bu gece. Emin misin abla? Konuşuyorum. Doğru mu anladım? Bir yanlış anlaşılma olmasın. Bitirmek derken aynı şeyi anlıyoruz değil mi? Bejde, bitirmek nedir ha? Bir şeyin sonudur değil mi? Bir yolun sonu, bir aşkın sonu, bazen de bir hayatın sonu. Yeterince açık konuştum mu? Aynı şeyi mi anlıyormuşum? Gayet iyi anladım abla. İyi. Temiz çalış. Sorun istemiyorum. Tamam abla, merak etme. Ben gereğini yaparım. Göreyim seni.
Ah be. Bir şeyler değişmeye başlamıştı. Uzun bir süre orada yaşamıştı ve şimdi neredeyse vahşi bir köpekti. Onlarla birlikte ateşin başında oturmaktan büyük keyif alıyordu. Ama o da artık vahşi bir hayvandı. Ve rüyaları da hep diğer hayvanlarla, köpekler ve vahşi kurtlarla doluydu. Bu hayvanlar rüyalarında onu ormana çağırıyordu. Ama ormana doğru her gidişinde içindeki sevgi onu geri getiriyordu. Lan burada da su yok. Yonca! 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 Yapma! Yapma! Yonca! Yonca! Lan pislik! Yardım edin! Yardım edin! Biriniz yardım edin! Yonca! Yonca! Yonca bana bak! Yonca, bak Yonca ne olur! Yonca ne olur! Bana bak! Duşları açın sağlık ekibi! Yardım et! Yonca! Yonca tamam! Tamam! Yonca tamam! Bana ne oldu Yonca? Yonca oldu! Yonca kim doğmuş? Yonca! 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 Nefes al! Nefes al! Daha iyi misin? Yonca, kendine bak ne yaptın? Ölüyordun neredeyse. Bağımlılık böyle bir şey. Varlığı da, yokluğu da öldürür adam. Annelerin ölmeye hakkı yok. Çocuklarımız istediği için dünyaya gelmiyor. Biz istediğimiz için onları doğuruyoruz. Bak Öykü daha küçücük. Yetimhanede. Hem annesi hayattayken. Bazen annesiz kalmak daha iyidir. Ben annemin karnındayken başladım biliyor musun? Annem de keşindekiydi. Hamileyken de çekmeye devam ediyor tabii. Evde sen batak anne. Fare durmaz. Önüme ne çıkarsa onu kemiriyordum açlıktan. Sonra annemin cigar alını da damlamaya başladım. Öyküden küçüğüm daha. Nasıl dövüyordu biliyor musun? Malımı çaldın diye. Benim annem de böyle bir anneydi işte. Sonuç ortada. Ben. Yani diyeceğim o ki keşke bir annen olacağına. Hiç olmasın daha iyi. Öyle deme. Bak sen her şeyin farkındasın. Annen gibi bir anne olmadın demek ki. Öykü kurtuldu. Yetimhanede büyümek burada büyümekten daha iyi. Zaten Dudu olmasa bu kadar zaman tutmazlardı bile onu benim yanıma. Yok ben senin dediklerini kabul etmiyorum. Hayır. Hayır. Sen bunun üstesinden gelebilirsin. Ölümden başka her şeyin çaresi var. Biz buradayız. Biz sana yardım ederiz. Nereye kadar yardım edeceksin Deniz? Nereye kadar? Kaç kere? Kaç kere denedim bırakmayı biliyor musun? Olmadı. Ama beceremedim. Müptezelin tek derdi olur. Mahvolmak. Her. Böyle benim gibi. Kendini de etrafındakileri de bitirir. Yonca. Neyse ki Öykü burada büyüdü de. Karnı da doydu. Yatacak yeri de oldu. Yonca. Sen beni dinle. Bir gariplik hissedersen
Hani birinin seni takip ettiğini falan hissedersen hemen polisi ara. Ve güvenli bir yere geç, anladın mı? Ecem, burası bildiğin gibi bir yer değil. Benim canımı yakmak için sana zarar vermelerinden korkuyorum. Seni çok seviyorum. Çok seviyorum. Ama yapabileceğim bir şey var. Söyle. Konuş Azra'yla, yanınıza döneyim. Kudret'in elinde oyuncak olacağım yoksa. Affetsin beni. Çok pişmanım işte. Dinlerse bir tek seni dinleyecek. Deniz, hadi. Uyuması lazım Yonca'nın. Tamam. Ben yine gelirim. Konuşacak mısın? İki dakika daha müsaade eder misin? Ne olur. Uzamasın. Tamam. Konuşacağım. Tamam. Ama bir şartım var. Hepimiz bir bedel ödüyoruz. Kimimiz yaptıklarımızın, kimimizse yapamadıklarımızın. Ve bu bedel sevdiğimiz şeylerden, denizden, topraktan, hayvandan, bir sevgiliden, anneden, evlattan mahrum kalarak ödediğimiz bir bedel. Bir insanın en büyük korkusu sevdiği şeyden mahrum kalmaksa, işte biz bu bedeli burada bu korkuyla yüzleşerek ödüyoruz. Ama cesaret korkuya rağmen devam etmektir. Burası Umut Radyo. Ve Umut cesaretin yarısıdır. Ben sıradaki şarkıyı hepinizin tahmin ettiği gibi tek ailem kızım Ecem için çalıyorum. Bu şarkıyı çok sever. Öf, Ecem. Başlayacağım Ecem'ine. Siz de sevdiğiniz bir şarkıyı kime isterseniz söyleyin, buradan çalalım. Biz buradan çıkacağımız ana kadar aynı çatı altında yaşayan birer aile gibiyiz. Hani biraz değişik de olsa aile iyidir. Var.
kadar mı korkuyorsun benden? Ne yapacağım ben seninle? Ne yapacaksın? Bilmiyorum. Bir şey yemedin. Acıktın mı? Geliyor. Çok güzel olacak. İyi olacaksın, iyi. Ağlama bakayım. Tamam, tamam. Kardeşim. Şale. Canım. Çok iyi olacaksın, tamam mı? Tamam. Çok iyi olacaksın, tamam. Rüzgar. Her şey için çok sağ ol Deniz. Sen iyi ol da. Kızın orada seni bekliyor. Unutma. İyi olacak. Temizleneceksin bu sefer, bırakacaksın değil mi? Bitti. Söz. Doktorlar ne diyorsa yap. Sözümü unutma. Biraz değiş de gel de sürpriz yap bize. Yolda giderken de öyle yalandan midene kramp girdi falan deyip şey yapma, saray bunu sahilde bulmayalım. Çok sağ ol Azra. Affettin beni. Eğer affetmeseydin ben. Dikkat dikkat. Çok sağ ol. Kahvaltı saati başlamış. Tamam. Kahvaltı saati başlamış. Kahvaltı edeceğiz daha, salamlar bir çeket. Eyvallah. Dum. Al kardeşim. Kelepçeleri takalım. Geçmiş olsun Yonca. Sağ ol. İyileşeceksin. Akşam saatlerinde Öztürk'ün evinde öldürüldü. Oha! İlk incelemelere göre boğularak öldürülen genç kadının cinayetiyle ilgili soruşturma devam ediyor. Konuyla ilgili gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Sıradaki haberimize geçiyoruz. Al işte gencecik kadın. Ama ecel geldi mi gerisi boş. Bomboş. Neden bir mevlüt okutursun artık sen, başladığın iş yarım bırakmazsın çünkü. Biz de eşek değiliz ya, değil mi? Ha? Bir parça isteriz. Şöyle mutlu umutlu, entel dantel bize bir parça çalarsın ha kuzu, kuzu. Ha? Rahmetlinin ruhuna değsin babında. Oha, resmen gacıyı indirmiş, bir de gevrek gevrek anlatıyor ya. Kız şeytan bu şeytan. Yeminden korkulur bundan ha. O mu yaptı gerçekten? Sence? Murat Bey. Biliyorum imkansız ama
Benim çok acil telefon etmem lazım. Yani Deniz, şu anda böyle bir şey mümkün değil. Ecem'le ilgili. Lütfen. Tamam, gel benim. Tamam. Enik, sen benim yerime bak. Tamam. Sen benle gel. Biz Hasret'in odasındayız. Siz de şu odaya bakın. Hadi çabuk ol.